Stresin farklı sebepleri ve boyutları var. Yena Üniversite Kliniği Bir erken doğum riski varsa, doktorlar bebeğin akciğer gelişimini hormonlarla hızlandırmak zorunda. Ama bu anne karnındaki bebekte stres oluşturuyor ve beyninin daha hızlı yaşlanmasına neden oluyor. Uzmanlar bunama, diyabet ya da felç riskinin de arttığını tahmin ediyor. Gustav başına neler geleceğini tam bilmiyor. Şimdilik oldukça rahat görünüyor. Bilimciler onu bir sınav ortamına sokacak. Yaklaşık 80 çocuk bu testten geçirilmiş. Bunların yarısı anne karnında stres yaşamış. Şimdi sana bir hikayenin başlangıcını anlatacağım. Sen de sonunu getirmeyi deneyeceksin. Gustav kendine güveniyor. Çünkü hikaye anlatmakta becerikli. Proje yöneticisi Matyas Şivap arka arkaya soru yağdırarak onu şaşırtmaya çalışıyor. Peki bu neden ufukta açık renge dönüşmüş olabilir? Bu ne olabilir? Bilmiyorum. Beyin reaksiyon ölçümleri Gustav'ın yaşadığı stresi aynı zamanda yükselen tansiyon ve kalp atışlarını da kayda geçiriyor. Daha bu testte bile araştırmaya katılan çocuklar arasındaki farklar ortaya çıkıyor. Anne karnında stres yaşamış olan çocuklar diğerleri gibi değil. Onlar muayeneye bile gergin geliyorlar. Gerginlikleri iyice tırmanmıyor ama aynı zamanda rahatsız, asabi oluyorlar. Bir şeye çok fazla konsantre olamıyorlar ve örneğin bacaklarını hareket ettiriyorlar, rahat oturmuyorlar. Tıp uzmanları diğer bir aşamada çocukların beynini yakın takibe alıyor beyin yapılarında da farklılık olup olmadığını ve beynin biyolojik yaşını etkileyip etkilemediğini bilmek istiyorlar. Uzmanların tezi şu: Anne karnında strese maruz kalan çocukların beyinleri daha çabuk yaşlanıyor. İnsanlardan farklı olarak koyunlarda anne karnındaki bebeklerin muayene edilmesi mümkün. Bir sürü hayvan olarak koyun için en büyük stres tek başına kalmak. Bu koyunu hamileliği sırasında haftada iki kez üç saatliğine izole ettik. Annedeki stres hormonları hemen bebeğe geçiyor. Plasentaya ne kadar kan gittiği de ölçülüyor. Gösterge giden kanın yüzde otuz oranında azaldığını ortaya koyuyor. Yani bebeğe yetersiz besin maddesi gidiyor. Farelerin ömrü insan ve koyunlara kıyasla oldukça kısa. Araştırmacılar farelerde anne karnındaki stresin yaşlılıkta ne gibi etkisi olabileceğini görebiliyorlar. Örneğin felç daha sık ve daha yoğun oluyor. Sürekli stres tansiyonun yükselmesine, damarların daralmasına yol açıyor. Felç geçirildiğinde etkilenen beyin dokusunda kan akışının sağlanabilmesi için hemen damarların genişletilmesi gerekir. Ve damarlar stres altında olmayan hayvanlardakine kıyasla zaten daha baştan daralmış olduğundan bu hayvanlarda felç çok daha ağır oluyor. Yena'daki diğer bilim insanları da aynı proje çerçevesinde anne karnındaki stresin genetik yansımalarını araştırıyorlar. Avrupalı farklı araştırma gruplarının ortak hedefi stresin yol açtığı hastalıkları daha iyi anlamak ve mağdurlara belki bir gün ilaçlar yoluyla yardım edebilmek. Bilim insanları gelecekte daha fazla insanın sağlıklı bir biçimde yaşlanabilmesini ümit ediyor.